Şimdi konumuz bugün 6-11 ile devam ediyor. Tekrarlı gerilmeleri karakterize etme konusunda. Zaten bunu nispeten bahsettik biliyorsunuz. İşte bizim yüklememiz tekrarlı. Bir üst bir alt yükleme şeyi var, büyüklükleri var. Ve bu bizim yükleme büyüklüklerimiz aslında biz sinusoidal ve non-sinusoidal diye ayırabiliriz. Biz bu dersimizde genelde sinusoidal olarak çalışacağız. Yani aslında simetrik, sinüsoidal dediğimiz sinüs dalgası şeklinde ve gördüğünüz gibi simetrik. Sinüsoidal olmayanlarsa bakın simetrik olmayabilir bu şekilde ki böyle yüklemeler hiç istenmez aslında parça üzerinde. Çünkü bir mil düşündüğünüzde mil hep stabil dönmesi lazım. Üzerindeki yükleme de normalde statik düşünüyoruz. Ama dönmeden dolayı sinüsoidal yükleme yapar genelde. Eğer böyle bir yükleme yapıyorsa onun milin dönüşünde bir problem vardır. O yüzden şunlar biraz daha problemli yüklemeler diye düşünebilirsiniz. Ve o yüzden bunları düşünmüyoruz. Biz genelde simetrik sinüsoidal yükleme olacak şeyler, yüklemeler düşünüyoruz. Ve bizim bu sinüsoidal yüklemelerimiz, belki şöyle gösterebilirim. Bunu kare için alırsam, üç farklı şekilde oluyor. Bunları geçen dersimizde bahsettik. Şöyle, şu üçü bununla alakalı. Birincisi genel tekrar eden. Genel tekrar eden dediğimiz bizim bir maksimum, bir de minimum stresimiz olacak. İşte bunlar artı bölgede olabilir ikisi de ya da ikisi de eksi bölgede olabilir. Hem maksimum hem minimum streslerimiz eksi ya da artı bölgeli olacak. İkincisi, bakın yine bunu general diyebiliriz. Ama bunda aslında şey var bizim sadece, tekrarlı diyebiliriz buna. Bir maksimum var, diğeri sıfırda. Maksimum ve sıfırda. Öyle düşünebilirsiniz. Bir de completely reverse dediğimiz var. Biz zaten hatırlıyorsanız ömür hesabını bunun için yapıyoruz. Yani bu böyle bir yüklememiz varmış gibi düşünerek yapıyoruz. Yani yukarıdaki gibi yüklemelerimiz varsa da bunu equivalent completely reverse stress olacak şekilde çevirmemiz gerekiyor. Onunla ilgili bir örnek göstereceğiz. Bunda ise bakın bir pozitif bir negatif eşit büyüklükte yüklemeli streslerimiz oluşuyor. Şimdi bizim burada önemli olan bunu characterizing dedik bakın. Ve karakterize etmemizdeki sebep şu aslında. Bizim bu yüklemelerimizde bir alternating stress dediğimiz sigma a ile gösterdiğimiz bir stres değeri var. Bir de sigma mean dediğimiz bir ortalama değer var. Bu iki değer bizim için çok önemli olacak. Bunların tanımlarını şimdi vereceğim size. Öncelikle işte general fluctuating'e bakarsak bakın. Şurasını bizim sigma max'ımız olarak tanımlayalım. Üst nokta. Ya da şurası da olabilir. İkisi de sigma max'ımız aslında. Sigma max. Ve bu alt noktaları da sigma min olarak tanımlayalım. Yani bizim gerilmelerimiz, bu gerilmeler bu arada yüklemeden dolayı. Üzerinde bir yükleme var. Yükleme de aslında bir F max bir de F min yapıyor diye düşünün. Onu strese çevirdiğimizde belli hesaplamalarla işte bending stres, axial stres gibi ya da kesme shear stres gibi bunları çevirdiğimizde onlar da sigma max, sigma min, tau max, tau min olarak gözükecek burada. Ve böyle olduğunda bakın bizim bu arada bir büyüklük var. Yani sigma max ile sigma min arasında şöyle bir mesafemiz var. Bu mesafeyi sigma max eksi sigma min olarak sigma r olarak tanımlayabiliriz. Bakın şurada vermiş zaten. Yani şu sigma r'yi sigma max eksi sigma min olarak tanımlayabilirsiniz. Bunu da tabii mutlak değer almak lazım ki magnitude olarak, büyüklük olarak göstereceğiz. Şimdi bunun yarısı bakın, şu büyüklüğün yarısı bizim bu sinüsoidal simetrik olduğu için bizim tam orta noktadan yukarıya ve tam orta noktadan aşağıya olan mesafeyi verir. Şurada da gördüğünüz gibi bu sigma a ile gösterilenler onlar. Yani şu sigma a'yı eşittir diyelim. Hatta buraya sigma a eşittir diyelim. Şuradakini sileyim de bu sanki oymuş gibi gözükmesin. Bu dolayısıyla bizim sigma r bölü 2 ya da sigma max eksi sigma min bölü 2 olarak tanımlanır. Bunu grafik üzerinden kendiniz zaten görebilirsiniz. Hani alternating stress diyoruz biz buna. O önemli. Alternating stresi bulmak için sigma max eksi sigma min bölü 2 ya da grafik üzerinden direkt üst ve alt noktanın farkının yarısı direkt gözüküyor zaten. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bunu belirledik. Bir de bizim ortalama değerimiz var. Yani şu değer var bizim. Bu değerde biz sıfırdan uzaklığına bakıyoruz bakın. Şimdi sigma a'yı bulduk güzel burada. Şurada da var. Ama bizim sıfırdan uzaklık lazım. Şurası yani. Ona da mean stress, sigma m diyoruz. Şu sigma m de dolayısıyla bakın sigma max var maksimum, sigma min var minimum. Aslında bunların ikisinin toplamının yarısı oluyor burası da. Sigma max artı sigma min
Bölü 2. Bu şekilde. Buna mutlak değer vermeyeceğiz. Çünkü bu bir büyüklük değil, sıfırdan olan uzaklık. Sigma a'yı mutlak büyüklük olarak alıyoruz. Yani aşağıda olsa, yukarıda olsa pozitif mutlak büyüklük. Ama sigma m sıfırdan olan uzaklık. Bu ekside de olabilir. Ekside ise sigma m'ye eksi veririz. Ama sigma a her zaman artı olur. Çünkü o mutlak. Bu ikisi bizim için önemli olacak. Sigma max bölü artı sigma min bölü 2 sigma m. Sigma max eksi sigma min bölü 2 de sigma a. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunu şu tür bir yükleme varsa yapmaya çalışalım. Bakın eğer minimumumuz bizim sıfırdaysa, şurada bakın minimum sıfırda söylemiş zaten. Bu durumda işimiz biraz daha kolay. Çünkü sadece sigma max'a bağlı. Şurası da sigma max. Sigma max'a bağlı işlemlerimizi yapmış olacağız. Yani burada aslında sigma a yine sigma max eksi sigma min bölü 2 ama sigma minimiz 0. Dolayısıyla sigma max bölü 2 otomatikman bize sigma a'yı verecek. Ve dikkat ederseniz bu durumda sigma min 0 olduğu için sigma a aynı zamanda bizim sigma m'mize de eşit olacak bakın. Çünkü yarısı zaten 0'a dek geliyor. Dolayısıyla şu sigma m'miz, şurada gösterdiğim sigma m'miz ve formülü sigma max artı sigma min bölü 2. Bu da 0. Dolayısıyla sigma max bölü 2 oluyor yine. Yani bu tür bir stres uygulamasında sigma a'mız eşit sigma m oluyor. Ve bu da eşit sigma max bölü 2. Şu şekilde tanımlayabiliriz genel olarak. Şimdi bir de bizim esas istediğimiz var. Esen curve dediğimiz stres ve ömür grafiğini çizerken ve onun üzerinde hesaplamalar yaparken biz gerilmemizin şu şekilde completely reverse, tamamen tersinir olmasını istiyoruz. Bunda ise bakarsanız yine sigma max ve sigma minimizi gösterelim. Şurası sigma max, şurası da sigma min. Dikkat ederseniz burada yine sigma a sadece sigma max'a eşit oluyor. Yani şey düşünürseniz sigma max eksi sigma min bölü 2 dersek aslında sigma min sigma max'la aynı büyüklükte. Yani sigma max eksi eksi sigma max bölü 2 oluyor. Oradan sigma max 2 sigma max bölü 2 gelecek. O da bize otomatikman sigma max'ı verecek. Ve zaten grafikten de görüyorsunuz. Sigma a direkt sigma max büyüklüğüne eşit. Sigma min de aynı şekilde. Yani sigma a yine sigma min'in mutlak değeri olarak da söyleyebiliriz. Sigma min değeri yani ortalama değeri ise bakın direkt sıfır. Çünkü burada maksimum ve minimum eşit birbirine. Dolayısıyla şu da sigma m'yi verecek. Şu ortadan geçen. Şöyle gösterebiliriz. Sigma m bizim sıfır olacak bu durumda. Yine aynı formüllerden çıkıyor. Bu dediğim gibi o formüllerden çıkarımını siz yaparsanız gerekirse burada görüyorsunuz. Burada işte midrange ya da mean component sigma m. Sigma min, sigma max'ı bahsettik. Sigma a amplitude ya da alternating component. İkisi de aynı. R range of stress demiş. Sigma r dediğimiz şurasıydı bakın. Yani minimumdan maksimum olan mesafe, toplam mesafe. Sigma s de static or steady stress. Bu zaten burada kullanmadığımız bir şey. Evet, bununla ilgili sorusu olan var mı? Nasıl kullanıldığını zaten örneklerde göstereceğiz. Bu arada bunların formülleri bir sonraki sayfada da var. Hani unutursanız buradan da bakabilirsiniz. Şimdi bir de stres konsantrasyonu ile ilgili biraz daha bilgi verelim. Şimdi KF'yi buluyoruz demiştik hatırlıyorsanız geçen dersimizde. Q notch sensitivity'ye bağlı olarak buluyorduk. Şimdi bu KF'yi biz bu alternating ve mean stresleri bulunca yukarıdan bunların ikisine birden uygulamamız gerekiyor. Ve aslında eşit olarak uygulayabiliriz bunları. Yani direkt KF ile hem sigma a'yı hem sigma m'yi çarpabiliriz. Ama bazı durumlarda Dowling method diye bir şey var. Bu metot öneriyor ki KF'yi sadece alternating strese, sigma a'ya uygulamamız gerekiyor. Yani midrange ya da mean strese uygulamak için de bir KFM hesaplamamız gerekiyor. Yani deneyler, Dowling'in yaptığı deneyler bunu göstermiş. Öyle diyebiliriz ve bu şekilde bir öneri sunmuş. Yani nasıl demiş bunu bakın. Eğer akma dayanımımızdan küçük bir sigma max çarpı KF'miz varsa bizim, zaten bunu yapıyoruz biliyorsun. Sigma max'ı buluyoruz, KF'de çarpıyoruz her zaman. Bunu akma dayanımından küçük olduğunu tespit ettiysek bizim KFM'miz KF'ye eşit. Yani hiçbir değişiklik yok aslında. Ama KF ile çarptığımızda sigma max'ı akma dayanımından büyükse bu durumda bir KFM hesabı yapmamız gerekiyor şu formülle. Akma dayanımı eksi KF çarpı sigma a bakın alternating bölü sigma min ortalama stres. Bununla KF'yi buluyoruz. Bu KF'yi kullanıyoruz sonrasında. Eğer
Şu şekilde ise sigma max eksi sigma min'in mutlak değeri çarpı kf 2 atma dayanımından daha büyükse bu sefer de kfm'yi 0 diyoruz. Bu formülde aklınızda bulunsun, kullanmamız gerekecek. Yani sigma a ve sigma m ile kf'yi çarparken.